Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımı Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Yaş Grupları Satranç Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor biliyorsunuz. Dördüncü tur maçları şu anda halen oynanıyor fakat bizim inceleyeceğimiz, bizim daha doğrusu benim canlı canlı takip etmiş olduğum maç sona erdi. O yüzden hiç hız kesmeden hemen bu maçın analizine geçmek istiyorum. Maç analizine geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza hala abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilirler. Videomuzu beğenebilirler. Yorum yaparak görüş ve önerilerini bize aktarabilirler. Son olarak paylaş butonuna tıklayarak bu videomuzu ve diğer videoları sosyal medya hesaplarından paylaşabilirler diyelim. Peki acaba 4. turda biz hangi maçı izledik ve hangi maçı analiz edeceğiz ona bir bakalım. İsimleri not ettim. Arda Sözat. 1489 ele puanına sahip Düzce iline kayıtlı bir sporcu. 12 yaş genel kategorisinde mücadele ediyor. Rakibi ise siyahlarda Arda Çamlar, CM kendisi. 1978 ele puanına sahip ve İzmir iline kayıtlı bir sporcu. Yani Ardaların maçı diyebiliriz buna. Arda Sözat ve Arda Çamlar, CM Arda Çamlar arasında oynanan muazzam bir oyun oldu gerçekten. Çok heyecanlı bir oyun oldu. Heyecanlı derken beyazların yaptığı bazı hatalardan dolayı siyahlar oyunun başından sonuna kadar üstün götürdüler oyunu. Fakat gerçekten çok öğretici bir oyun sonuyla siyahlar maçı kazandı. Haydi hız kesmeden bakalım nasıl bir maç olmuş inceleyelim. Beyazlar C4 ile başladılar. Buna at F6 ile cevap veren siyahlar. At F3 ile beyazlar cevap verince G6 oynandı. At C3 hamlesinden sonra fil G7 oynandı. Bu arkadaşlar İngiliz gibi başladı aslında. Fakat ben biraz araştırdım, hiç bilmiyordum bunu. Anti-Grunfeld deniliyormuş siyahların yaptığı bu cevaba. İngiliz başladı aslında. İngiliz açılışıyla başladı beyazlar. Fakat anti-Grunfeld ile cevap verdi siyahlar. E4 hamlesiyle merkeze hakimiyet isteniyor beyazlar tarafından. D6 hamlesiyle bu kırılmaya çalışıyor. Aynı zamanda E5'e hazırlık. G3 hamlesiyle tabii ki de fil G2'den Francetto yapılmak isteniyor. E5 hamlesi tahmin edildiği gibi yapılıyor. Ve D4 hamlesiyle beyazlar diyor ki kusura bakma kardeşim merkez bugün benim elimde olacak diyor. Merkezde bir kırışmaya okey diyor siyahlar. Ve at çarpı D4 hamlesiyle atların şöleni başlıyor. Gerçekten bu maça tam manasıyla atların savaşı diyebiliriz. Merkezde hemen hemen hiçbir alet gelişmemişken iki at birden çok ciddi koşturdular. Ve bu atların savaşından siyahlar galip ayrıldı. Çünkü beyazlar çok ciddi bir hata yaptı. Kısa rok hamlesiyle siyahlar rok problemini çözüyor. Fil G2 ile beyazlar tamamıyla planına uygun hareket ediyor. Bu ana kadar arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı hep teorik hamleler ve doğru hamleler yapıldı, bir problem yok. İşte at C6 hamlesiyle siyah diğer beygirinde oyuna sokuyor ve işte atların savaşı başlıyor. Burada doğru hamle arkadaşlar at çarpı D6 diyor bilgisayar. At çarpı D6 al, keyfine bak diyor beyazlara. Fakat beyazlar birazcık şov peşinde koşuyor. Daha doğrusu şov derken biraz daha macera peşinde koşuyor diyelim. At C2 gibi çok garip bir hamle yapıyor. Çok büyük bir hata olmamasına rağmen garip, anlamsız bir hamle olarak geçiyor. Ve siyahlar çok doğru bir hamleyle at E5 oynuyor. Ne yapıyorlar? Tabii ki de C4 piyonuna baskı yapıyorlar. Burada bilgisayar diyor ki B3 oyna beyaz, B3 oyna bu piyonunu tut diyor. Fakat işte o hatalı hamle geliyor. At E3 oynayarak beyazlar C4 piyonunu tutmak istiyorlar. Buna karşılık ise siyahlar hiç fırsat kaçırmadan at F'den G4 oynuyor. Ve diyor ki gel benim atımı al ya da ben senin atını alayım. Fikir basit. Eğer ki at alınırsa fil de alınacak. Der veziri denecek arkadaşlar. Tempolu bir şekilde tabii ki de siyahlar alet gelişimini tamamlamış ve rokunu da atmış olacak. Artık saldırı boyutuna geçecekler. Peki acaba at karışmasa da E3'ü siyahlar alsa ne oluyor? Fil çarpı E3, daha sonra da C4 piyonu gördüğünüz gibi düşüyor. Burada doğru hamle at E, daha doğrusu at E dememize gerek yok. At C2 doğru hamleyken beyazlar bir at hatası daha yapıyorlar ve at C'den D5 oynuyorlar. Diyorlar ki sen beni yersen ben de seni atla yerim. Fakat şu kışkış hamlesi olan C6 kışkışını unutuyorlar. Burada bilgisayar diyor ki atı kaçırmana gerek yok kardeşim diyor. O senin atını mı istedi C piyonuyla? Sen de H3 oyna, onun atını iste diyor. Fakat maalesef beyazlar bu at savaşından 3. kez mağlup ayrılarak F4 hamlesiyle yanlış atı dürtüyorlar. E tabii ki burada da siyahlar fırsatını kaçırmayıp
at çarpı c4 yapması lazım iken ufak bir hata diyebiliriz. Siyahlar adına c çarpı d5 yapıyor. F çarpı d5 yapılıyor. Tabii ki de at aldı, at alacak. Daha sonra at çarpı e3 atlar tamamıyla kırışılıyor. Fil çarpı e3 hamlesinden sonra d çarpı c4 hamlesi yapılarak siyahlar şu aşamada bir piyon öne geçiyorlar. Aslında burada beyazlar vezir çarpı d6 hamlesiyle verdiği piyonu geri alabiliyor. Rahatlıkla geri alabiliyor. Fakat bunun yerine hatalı bir hamle olan vezir c2 hamlesini yapıyorlar. Tabii ki de vezir c2 hamlesiyle, yani açıkçası ben şunu söyleyebilirim. Çok düşündüm, maç esnasında düşündüm. Acaba niye almadılar diye. Şundan çekinmiş olabilir. Hani ben alacağım, o da beni alacak. Daha sonra ben piyonla alacağım, işte filin çaprazı canavar gibi açılacak gibisinden mi düşündü acaba, bilemiyorum. Böyle düşünmüş de olabilirler ama hiç problem yok diyor bilgisayar. D6 piyonu alabilirsin diyordu. Beyazlar bu fırsatı kaçırdı. Vezir C2 oynadı. Tabii vezir C2'nin de amacı belli. C4'teki siyah piyona baskı kurmak istiyorlar. Burada siyahlara tavsiye edilen hamle vezir A5 hamlesi. Fakat siyahlar da bu hamleyi kaçırıyor. Çok böyle büyük bir kaçan hamle değil. Ama yine de ben göstermek istedim. Fil E6 piyonunu tutmak istiyor. C4 piyonu rahatlıkla tutuyor zaten, bir problem yok. Bu arada şu anda bilgisayar 2.5-3 civarında siyaha veriyor oyunu. Ve bu üstünlük oyun sonuna kadar da devam ediyor. E çarpı D6 hamlesinden sonra tabii ki de vezir çarpı D6 alınacak. Ve işte beyazlar çok gecikmiş olan kısa rokunu şu aşamada yapıyor. Bir doğru değerlendirmesi yapacak olacak arkadaşlar. G2'deki beyaz file bakıyoruz. E4 tarafından kapatılmış durumda. E3 file askıda bir fil. Fakat çok da büyük bir problem değil. Kaleler gelişmemiş, bir kalenin önü açık ama zaten korumalı bir taş tarafından açık. Fil çok canavar. Diğer fil piyonu tutuyor, görevi var. Vezir aktif ortada duruyor. Kaleler her an gelebilir. Aslında ortadaymış gibi gözüken bir oyun söz konusu. Fakat tabii ki de bir piyon siyahın üstünlüğü beyazın başına bela açacak ilerleyen zamanlarda. Şimdi siyahlar fil D4 oynuyor. Bu da aslında çok önerilen bir hamle değil. Ama yine de fil D4'te kabul edilebilir bir hamle. Tabii ki de siyahlar ne isteyecek? Bir an önce kırışalım. Oyun sonuna gidelim. Tek piyon üstünlüğüm zaten vezir kanadında mevcut. Ben bu şekilde oyunu kazanayım diye düşünüyor. Peki beyazlar ne yapması lazım? Tabii ki de geride olduğu için gerilimi devam ettirmesi lazım. Taş kırışmasa pek gitmemesi lazım. Fakat burada mecburi, çünkü fil açmaz da. Fil çarpı D4 hamlesinden sonra vezir çarpı D4 şah. Burada işte beyazlar vezir F2 oynamalı. Fakat vezir F2 oynamıyor beyazlar. Niye? Herhalde ben gerideyim diye, kırışmayayım diye düşünüyor. Ondan dolayı da şah H1 oynuyor. Bu da ciddi bir hata olarak beyazların hanesine geçiyor. Burada siyahlar vezir E5 oynuyor. Gayet kabul edilebilir bir hamle. Ve işte kale A'dan D1 hamlesi geliyor. Beyazlar D hattını almak istiyor. Burada tabii ki de hepimizin rahatlıkla cevap vereceği kale F'den D8 ya da kale A'dan D8 hamleleri mevcut. Fakat siyahlar böyle yapmıyor. B5 sürüsünü gerçekleştiriyor. Niçin? Fili piyonu koruyordu ya hani. O yüzden diyor ki ben diyor B5 piyonuyla koruyayım. Filimi de serbest bırakayım. Filmle işte icabında gelirim, buradan kaleyi tehdit ederim vesaire diye düşünüyor zannımca. Burada yapılması gereken hamle vezir C3, çok önemli bir hamle arkadaşlar. Çünkü vezir kanadında siyah piyonların üstünlüğü çok bariz belli. Bu piyonların sürülmesinin engellenmesi lazım. Bu nedenle vezir C3 oynanacak. Vezir kırarsa B çarpı C3'te bu bütün piyonların geçişi ne bir dur denmesi lazım. Bu şekilde çok mantıklı bir hamle olan vezir C3 hamlesi maalesef beyazlar tarafından kaçırılıyor. Ve kale F2 gibi gerçekten kötü bir hamle yapılıyor. Kale F2'nin amacı da tabii ki de kale F'den D2 olabilir. Hani kale D'den F1 değil de kale F'den D2. Hani D hattında kuvvetliyim, işte orada dubleleyim kalelerimi şeklinde bir hamle olabilir. Burada çok güzel bir hamle olan B4 hamlesi kaçıyor arkadaşlar. Siyahlar B4'ü hesaplayamıyor ve kale A'dan C8 oynuyor. Tabii şöyle düşünüyor olabilir. Ben C piyonu süreceğim. O yüzden kuvvetlendireyim, ki yapıyor da zaten. Burada beyazların A3 gibi bir bekleme hamlesi mi desem, ne desem. Yani A3, yani B4 az önce sürülebiliyordu. Onu mu gördü? B4'ü mü kesmeye çalıştı? Enteresan bir hamle. Buna da A5'le cevap veriyor. Galiba B4 sürüşünü istiyor siyahlar. Artık burada yine vezir C3 hamlesi gündemde. Niçin? Yine vezir kanadındaki piyonların önünün kesilmesi için. Vezir C3 hayati önüme sahip bir hamleyken kale F'den D2 oynanıyor. Çok da hatalı bir hamle diyemeyiz ama hatalı bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. İşte burada zurnanın zor dediği yere geliyoruz ve C3 sürüşü siyahlar tarafından kaçırılmıyor. Burada artık mecburen yiyecek, çünkü herhangi bir şekilde yemezse
Ya C çarpı B2 var ya da sürerse falan burada bir geçer oluşacak. Mecbur yiyorsun. Burada hem vezirle hem kaleyle yemiyoruz. Yağlar kaleyle yemesi daha iyiyken vezirle yemeyi tercih ediyor. Diyor zaten öndeyim, kırışayım, benim kaybedecek hiçbir şeyim yok diye düşünüyor. Peki burada ne yapıyor? Beyazlar vezir B1 oynaması daha doğru. Fakat vezir B2 oynuyor. Gel kırışalım diyor. Fakat siyahlar diyor ki şu an kırışmam ve çok güzel bir hamle olan B4 hamlesini yapıyor. B4 hamlesinden sonra vezir çarpı C3'e, piyon çarpı C3, kaleyle kapatamıyorsun çünkü fille şişiyorsun. O yüzden dolayı çok muazzam bir hamle. Piyonlar kırışılıyor sakince ve işte şimdi vezir çarpı C3 ya da kale B1 hamleleri varken kale F1 gibi gerçekten çok kötü bir hamle yapılıyor. Burada Stockfish diyor ki ya veziri kırış zaten battım ya da kaleyi D'den B1'e oyna kare ediyor. Ama burada kale F1 oynuyor. Niye kötü? Bakın ben burayı çizdim. Çünkü fil zaten hareket edemiyor ve beyaz kareden çıkacak bir piyon var. Vezire çıkacak, terfi olacak bir piyon var. Sen bu G2 filmi bir şekilde canlandırmalısın. Kalkıp da E5 sürmek yerine fil F1, ilerleyen zamanlarda fil D3 ya da fil C4 manevralarını kesmiş oldun. Kale F1 hamlesiyle başına bela açacak muhtemelen. Burada vezir çarpı B2 artık kırışayım diyor zaten, bitti. Kale çarpı B2 hamlelerinden sonra B3 sürüşü yapılıyor. Burada doğru hamle E5 arkadaşlar. Niçin? Fili canlandırmak için. Fakat bu görünmüyor. Kale F'den B1 o piyonun peşine düşürüyor. Ya zaten sen bu piyonu alamayacaksın. Tabii ki de bu filini oyuna sokmadıktan sonra bunu zaten alamayacaksın. Ki zaten rakibin sana bu fırsatı vermeyecek. Kale C2 gibi bir hamleyle zaten senin önünü kesecek. Bu aşamada tabii ki de söylememize gerek yok. Kale çarpı C2 tam manasıyla intihar olur. O yüzden E5 tavsiye ediliyor. Yine fakat fil F1 ile tabii ki de ne isteniyor? Fil D3 istendiği çok bariz. Kale çarpı B2. Kale çarpı B2 hamlelerinden sonra kale A8 gibi çok güzel bir hamle yapılıyor. Kale A8 yerine kale C8 yapılabilir miydi? Kale C8 yok arkadaşlar. Direkt tavsiye ettiği kale A8 bilgisayarın. Fil D3 hamlesi geliyor. Fil D3 hamlesinden sonra siyahların mutlak bir kazancı var. Kale A2. Fakat siyahlar birazcık acele ediyor. Zaten ben canlı izlerken de bunu gördüm. Çok hızlı oynadı. Ve kale A1 şah. Burada şahı G2'ye kaçması lazım. G2'ye kaçması yani son bir beraberlik ihtimali gündeme geliyor burada. İhtimali derken şu anda mesela bir tane geri alayım. Şu anda bilgisayar 7-8 verirken siyahlara şah A1, kale A1 şah hamlesinden sonra eğer ki şah G2 kaçılsaydı 3.5'a kadar düşüyordu bu puan ve belki de son şansıydı. Beyazların bunu değerlendiremedi. Fil B1 kapatmayı tercih etti. Şah G2 şah G7 oynadıktan sonra artık siyaha mutlak üstünlük veriyor. Şah G2, kale A2. Şimdi fille alınabilir mi acaba? Fille alınırsa arkadaşlar piyonla alacağım ve tek hamlede vezire çıkacağım için kaleyle vuracak, fille vuracak. Bir fil üstünlük, siyahlar oyun sonuna bir fil, tam bir fil üstünlükle gidecek. O yüzden kale F2 oynanıyor ki bilgisayarın tercihi. Burada bilgisayar fil C4 oyna diyor siyahlara ama aslında ne oynarsa kazanç. Kare çarpı F2'de kazanç, şah çarpı F2 hamlesinden sonra şah F6, artık şahlar geliyor. Şah E3, şah E5 hamlelerinden sonra fil D3 hamlesi okey. İşte F5 hamlesi çok önemli bir hamle. Burada tabii ki de beyazların iki ihtimali var. Piyonu alırsa fil de alacak. Filler kırışılır zaten bu piyon gitti. Filler kırışılmazsa kaçarsa B1 karesini kontrol altına alacak olan siyahlar piyonu rahatlıkla vezire çıkabilecek. O yüzden de almayı tercih etmiyor. H4 gibi daha kötü bir hamle yapıyor. F çarpı E4 hamlesinden sonra fil tabii ki de almayacak. Alırsa ne oluyor arkadaşlar onu göstereyim. Eğer ki fil alırsa bu şekilde fil F5 gelecek. Yine o yüzden fil kaçıyor. Fil kaçtıktan sonra fil F5 yine de geliyor. Burada G4 hamlesi tamamıyla fili saptırmaya yönelik bir hamle. Fil çarpı G4, fil çarpı E4 hamlesinden sonra yine fil F5 geliyor. Zaten amacımız buydu. Artık alıyor. Aldıktan sonra zaten vaziyeti görüyorsunuz. Siyahlar için mutlak kazanç bir oyundan bahsediyoruz. Haydi bakalım final nasıl olmuş onu gösterelim çok hızlı. Şah geliyor, piyon. Piyon sürülüyor, piyon sürülüyor. Şah geliyor, piyon gidiyor, alınıyor. Vezire çıkıyor, piyon sürülüyor. Şah kaçınca bir daha şah, kaçınca şah geliyor. Kaçınca vezir, kaçınca şah. Şah H1'den sonra vezir G2 ile Arda. Daha doğrusu Arda, ikisi de Arda. Hangi Arda bu? Arda Çamlar, CM Arda Çamlar. Çok güzel bir galibiyetle hemen hemen hatasız oynayarak rakibinin hatalarından faydalanarak oyunu bir şekilde
kazanıyor ve 4'te 4 bir şekilde yoluna devam ediyor. İki Arda'yı da tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel oyunlar çıkıyor. 2021 Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Satranç Şampiyonası'nın 4. turunda seçmiş olduğumuz oyunumuz da bu şekildeydi. Bir sonraki videoda 5. turda seçtiğimiz bir oyunu inceleyeceğiz. Muhtemelen artık kadınlarımıza, kızlarımıza sıra gelsin. İki kız sporcumuzun oynadığı maçı muhtemelen analiz edeceğiz. Yarın saat 4'te olacak arkadaşlar bu tur. 4'te oynandıktan sonra işte 2 saat, 2,5 saat kadar sürerse de akşam 6.30-7 gibi video yüklemiş oluruz. Bir sonraki bir, bu arada şunu hatırlatmama izin verin. 11 tur sürecek arkadaşlar. 4. turun videosuydu bu. 11 turda da bir tane seçtiğimiz maçın videosu yayınlanmaya devam edecek. O yüzden abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hep hayatınız satranç diyenlerden olmanız ümidiyle. Bye bye.